Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV'de Ahmet hocamızla beraberiz. İkinci Yeniciler, hocam, ikinci sanatçılarına devam. Aynen, sanatçılara devam ediyoruz. Sezai Karakoç'la devam ediyoruz. Hı-hı. Sezai Karakoç hala yaşayan bir şairdir. Mistisizm. Ne demiştik hocam? Hani eskiden ne diyorduk? Hani mutasavvuf diyorduk. Hı-hı. Hani dini bütün sanatçılara. Şimdi ne diyoruz? Cumhuriyet döneminde mistik şairler diyoruz. He. Mistisizm diyoruz, değil mi? Mistik şairlerdendir. Yani İslamiyet'i esas alan şiirler çok fazla yazmıştır. Az öncesinde veya devam edelim. İkinci yeniye ait dil ve söylem özelliklerini kullanarak ne yapmıştır hocam? İslamiyet'i esas alan konulara yönelmiştir. Mevzu budur. Yani mistik bir şairdir. Bolca sembol kullanarak mistisizmi ve geleneği günümüze taşımıştır hocam. Mistisizm ve geleneği günümüze taşımıştır. Göklerden gelen bir karar vardır diye, hani şu aralar çok şey olan bir şiir var ya. Hı hı. O Sezai Karakoç'un tabii şiiridir. Mona Roza, hocam bu Mona Roza'nın hikayesi vardır, eserlerinden bir şiirdir, hani kırmızı gül anlamında. Muazzez Akkaya diye bir sevdiği kadın vardır Sezai Karakoç'un. Bu adam Ankara siyaset bilimleri okuyor. Ankara Üniversitesi. İlk sınıfta, 5 yıllık bir okul. İlk sınıfta Muazzez Akkaya'ya aşık oluyor. Ona söylüyor işte, hani durum bu. Muazzez Akkaya bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine Sezai Karakoç hani aşkını sinesine çekiyor. 5 yılın sonunda diploma töreninde, artık Sezai Karakoç'ta bayağı tanınmış bir adam yani. Diploma töreninde bir şiir okuyor. Mona Roza şiirini okuyor. Mona Roza şiirinin içerisinde gizli bir akrostiş var. Hocam akrostiş ne? Hani şey mi? Do, baş harfler. Baş harflerle. Sen ne olmaz gerçi, yumuşak G var da. Velhasıl kelam. Bana yazamayacaklar hocam. Evet, evet. Velhasıl kelam bu şiiri yazıyor. Okuyor, okuyor. Diploma töreninde Muazzez Akkaya Sezai Karakoç'a geliyor. İşte tamam diyor, ben kabul ediyorum. Eski filmlere döndü olay. Sezai Karakoç diyor ki bu kez ben kabul etmiyorum. Muazzez Akkaya orada bir bayılıyor falan. Ve inanır mısın, Sezai Karakoç hiç evlenmiyor. Şeyden dolayı. Muazzez büyük ihtimalle hiç evlenmiyor. Hala yaşayan bir adamdır. Şu an hala yaşıyor. Hiç evlenmiyor. Hatta adam hani siyasetle partisi falan vardır bunun yani. Partisi falan vardır. Söylemeyeyim şimdi adını da. Yani bayağı şey bir adamdır. Kendi yayın evi var. Yayın evinde bulunuyor genelde zaten. Çok gitmişimdir yanına. Diyelim ve artık eserlerine bakalım. Mona Roza, Körfez, Şah Damar, Taha'nın kitabı, Gül Muştusu, Zamana Adanmış Sözler, Ayinler, Balkon, Çocukluğum. Hocam balkon ve çocukluğum Açık Lise'de soru olarak karşımıza gelir. Tamam mıyız hocam? Aldık. Diyelim ve devam edelim. İlhan Berk. İlhan Berk yenileşmeye en açık şairdir. Hocam ikinci yenilerin en baba ismi de diyebiliriz bu adama. Tabii ikinci yenilerin en baba ismi diyebiliriz. Sanat hayatı boyunca hemen hemen tüm şiir hareketlerinde yer almıştır. Kimi andırdı? Turgut Uyar'ı andırmadı mı? Değil mi? O da böyle sürekli değişiyordu ya. Evet. Sürekli geçişler yapıyordu. Aynen öyle. İlhan Berk de o şekilde. Güneşi Yakanların Selamı, Günaydın Yeryüzü, İstanbul, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Galile Denizi. Hocam Galile Denizi soru olarak gelir. Ota soru olarak gelir. Şenlikname soru olarak Açık Lise'de gelir. Ve Çivi Yazısı yine soru olarak Açık Lise'de gelir. Şenlikname son sınavda soru olarak gelir derken şey mi? Aşağıdakilerden hangisi İlhan Berk'e ait? Evet, evet. Ha, aynen tam o şekilde. Diyelim İlhan Berk de yaşıyor bu arada. Burada yaşıyor. Ve son bir isim daha var hocam. Ülkü Tamer. Bak buraya çocuk mu bu? Çocuk diyemeyiz değil mi? Ha, çocuk mu? Güzel. Çocuk. O zaman şöyle yapıyoruz. Çocuk duyarlılığı ile şiirler yazmışlardır. Çocuk konulu çok şiiri vardır. Ve kendisi çocuk duyarlılığı ile yazmıştır. Yani çocuksu yazmıştır. Güzel bir adamdır, iyi bir abidir. Soğuk otların altında, içime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Önemli iki eseridir Açık Lise adına. Daha bir sürü eseri var ama Açık Lise adına bu iki eser yok. Bu Allah rahmet eylesin. Diyelim hocam, bu şekilde ikinci yenileri de bitirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, böylelikle bir dersin daha sonuna geldik. YouTube'da, bak nasıl söyleyeyim, YouTube'da Açık Set TV sayfasına abone olmayı unutmayalım. Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus'tan da takiplerinizi bekliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.